F'in grafiği aşağıda verilmiştir. Toplam 24 adet sağa dayalı dikdörtgen varmış. Bunlardan 8'i maviye, 16'sı kırmızıya boyalı. Peki sağa dayalı dikdörtgen ne demektir diyecek olursanız. Bunlardan 24 tane varmış. Dikkat edecek olursanız bu 24 dikdörtgen her birinin uzun kenarı fonksiyonun kısa kenarının sağ köşesinde aldığı değer ile belirlenmiş. Buradaki birinci dikdörtgenin uzun kenarı bakın bu şekilde fonksiyon sağ köşesinde aldığı değere eşit. Sola dayalı dikdörtgen denmiş olsaydı, o zaman da dikdörtgenlerin uzun kenarlarının fonksiyonun sol köşesinde aldığı değere göre belirleneceğini anlamamız gerekirdi. Mesela, eğer bunlar sola dayalı dikdörtgenler olsaydı, uzun kenarı bu şekilde çizerdik. Evet, evet, sağa dayalı dediklerinde ne demek istediklerini anladığımıza göre devam edelim. Bunlardan 8'i maviye, 16'sı kırmızıya boyalıdır, anlaşıldı. 24 dikdörtgenin kısa kenar uzunlukları birbirine eşittir, güzel. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bize sigma gösteriminin kullanıldığı 3 tane ifade vermişler ve bunun mavi dikdörtgenlerin alanlarının toplamı, bunun kırmızı dikdörtgenlerin alanlarının toplamı ve bunun da tüm dikdörtgenlerin alanlarının toplamı olduğunu söylüyorlar. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve hangilerinin doğru olduğunu benden önce siz bulmaya çalışın. Denediniz ve buldunuz öyle değil mi? O halde şimdi de ifadeleri birlikte inceleyelim ve doğru olup olmadıklarını görelim. Birincisi için mavi dikdörtgenlerin alanlarının toplamıdır demişlerdi. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane mavi dikdörtgeni olduğunu biliyoruz. Burada da 1'den 8'e kadar olan bir toplam var. Evet, 8 tane dikdörtgeni topluyoruz gibi duruyor. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdilik doğru gidiyoruz. Bundan sonra fonksiyonun bir noktada aldığı değeri 1 bölü 2 ile çarpmışlar. Şekle bakmadan bu dikdörtgenlerin uzun kenarını veriyor olmalı diye düşünüyorum. Neden diyecek olursanız uzun kenarı fonksiyonun sağ köşede aldığı değere göre belirlediğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Öyleyse bu da bu da kısa kenar olmalı. Peki dikdörtgenlerin kısa kenarının 1 bölü 2'ye eşit olması mantıklı mı bakalım? x eşittir eksi 5 ile x eşittir 7 arasında Toplam uzunluk 12'ye eşittir, değil mi? 7 artı 5, 12. Ve bunu 24'e, yani elimizdeki toplam dikdörtgen sayısına böldüğümüzde, dikdörtgenlerin kısa kenarlarının 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, burada da kısa kenar uzunluğunu 1 bölü 2 olarak kullandıklarına göre, bu da doğru. Peki ya burası? F eksi 5 artı i bölü 2 i 1'e eşit olduğunda 1 bölü 2 çarpı eksi 5 artı 1 bölü 2'den bir bakalım eksi 5 artı 1 bölü 2 bizi bu noktaya getirir ve f eksi 5 artı 1 bölü 2'de Burası yani dikdörtgenin uzun kenarına eşittir. Sağa dayalı dikdörtgenler kullanılması ile tutarlı bir sonuç. Harika. O halde i 1 olduğunda bulduğumuz alanın bu dikdörtgene ait olduğunu söyleyebiliriz. i 2 olduğunda eksi 5 artı 2 bölü 2'den eksi 5'e 1 ekleyeceğiz. Yani bu noktaya geleceğiz. Bunu 1 bölü 2 ile çarptığımızda da demek istediğim kısa kenarı yani 1 bölü 2'yi f eksi 5 artı 1'den f eksi 4 ile çarptığımızda bu dikdörtgenin alanını bulmuş olacağız. İsterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Her defasında mesela ilkinde eksi 5 artı 1 bölü 2 ile başladık ama her defasında buna bir 1 bölü 2 daha ekleyeceğimiz için sırasıyla bu dikdörtgenlerin uzun kenarlarını elde etmiş olacağız ve bunu 8 kere yaptığımız için de bu toplam bize evet mavi dikdörtgenlerin toplam alanını verir. kısa kısacası bu ifade doğrudur. Sırada ikinci ifade var. Bunun da kırmızı dikdörtgenlerin alanları toplamı olduğu iddia edilmiş. Buraya bakarsak doğru gibi görünüyor. 16 tane şeyi topluyoruz ve elimizde kırmızı dikdörtgenlerden de 16 tane var. Kısa kenar uzunlukları az önce bulduğumuz gibi 1 bölü 2. Yani bu kısım da doğru. Peki ya burası? Yani eksi 1 artı i bölü 2'yi fonksiyona verirsek ne elde ederiz? Bir bakalım. Eksi 1'den başlıyoruz. Eksi 1 artı i bölü 2. i 1'e eşit olduğunda bizi bizi bu noktaya getirir öyle değil mi? Peki bu bu dikdörtgenin uzun kenarı mıdır? Ya da benzer şekilde i2 olduğunda bu dikdörtgenin ve i3 olduğunda da bu dikdörtgenin uzun kenarını mı elde ederiz? İşte bu noktada çok dikkatli olmalısınız. Mutlak değerleri aynıdır ancak bunların negatif değerler vereceklerini görüyorsunuz değil mi? Evet, buradan elde edeceğimiz değerlerin hepsi negatif olacak. Neden diyecek olursa fonksiyon bu değerle ki bu değer eksi 1 bölü 2 gibi görünüyor, 7'ye kadar negatif. Uzun kenarlar negatif olacak ve bu ikisini çarptığınızda sonuç olarak negatif bir sonuç bulacaksınız. Demek istediğim toplam alan olarak da negatif bir değer elde edeceksiniz ama bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamıyla aynı şey değil alanı alışık olduğumuz şekilde düşündüğümüzde ya da isterseniz bunu buradaki alanı kaplamak için kaç metrekare halıya ihtiyacımız vardır olarak da düşünebilirsiniz. Sonuç olarak pozitif bir değer bulmayı bekleriz öyle değil mi? Ama bu bize pozitif sonucun negatifini verir. Yani bu kırmızı dikdörtgenlerin alanlarının toplamına eşit değildir. Eğer kırmızı dikdörtgenlerin alanlarının toplamının negatifi deselerdi doğru olurdu. Ama değil. O halde üzerini çiziyorum. Şimdi son olarak bana bu ifadenin tüm dikdörtgenlerin alanlarının toplamı olup olmadığını sormuşlar. i eşittir 1'den 24'e kadar, evet şimdilik doğru gidiyoruz. i eşittir 1'den 8'e kadar olsaydı birinci seçenekte yazan ifadeyi elde ederdik ve her şey doğru olurdu. Ama devam ettiğimizde yine az önce karşılaştığımız sorunla karşılaşacağız demek istediğim i9'a eşit olduğunda buradan negatif bir değer elde edeceğiz. Sonuç olarak da bu pozitif alan değerinden buradaki negatif alanı çıkarmak zorunda kalacağız ve tahmin edeceğiniz gibi bu da tüm dikdörtgenlerin alanlarının toplamına eşit olmayacak. Az önce de dediğim gibi sonuç olarak bu alandan bu alanın çıkmasıyla elde edeceğimiz alanı bulmuş olacağız.